aşk mı dediniz? Hayatımda çok az kişi bunu bilir ki ben sadece mesleğime aşık oldum. Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku. Bol ışıklı bir yaşamın düşüşü dediler onun için. Cahide Sonku ise kararlıca reddetti bunu. Hayır dedi. Bu bir reddediş. Bir meydan okumaydı. Düştüğümü söylüyorsun sen. Ben düşmedim. Cahide düşmedi. Ben bu yolu seçtim. Onunkisi bir tercih, bir isyandı. Erkek egemenliğinde olan Yeşilçam dünyasına. Tiyatronun yıldızı olarak geldiği sinemada yıldızı daha da parlayan Cahide Sonku ilk kadın yapımcı olarak tarihe geçtikten sonra ilk kadın yönetmen olarak da adını yazdırdı sinema tarihine. Sonku'nun yaşamı zirvenin de dibinde enlerinde olmuştu. Kimine göre fettan kadının temsiliyeti, kimine göre Türkiye sinemasında devrim yaratan bir kadın sanatçı, kimine göre ise yıldızlardan yere çakılan bir eski oyuncu. Kazanma ve kaybetmenin ince ve tutkulu çizgisinde bir yaşamın yansıması onunki. Cahide Sonku'nun hikayesinde yıldız oluşu, aşk hayatı ve düşüşü görünür oldu. Ama yönetmen ve yapımcılığı görünmez kaldı. Cahide Sonku, karton tiplemelerden uzak her rolün kadını olarak dönemin en çok film çeken oyuncusuydu. Hem güzel, hem zengin, hem de güçlüydü. Israrla sinemaya verdiği emek yok sayılmak istendi, hep karalanmak istendi. Yönettiği 3 film de kitaplara çelişkilerle geçti. Yönetmenliğinin tartışmalı olduğu söylendi, hep efsane bir oyuncu olarak anıldı. Onu hep eleştirdiler. Kendi kendisini nasıl yok ettiğini, şöhretini nasıl taşıyamadığını anlatarak ama o Yeşilçam'a yapımcılığın ve yönetmenliğin erkeğe özgü bir iş olmadığını ısrarla gösterdi. Ne yapsa hep tuhaf ve düzeysiz kaldı. Erkeklerin egemenliğinde olan Yeşilçam'ın Cahide gibi önce yıldız yaptığı, mitleştirdiği bir kadını daha sonra yutması zor olmadı. Cahide Sonku'ysa kendisine çizilen kadere meydan okuyan, seçtiği yolda yıldızlarını meyhane köşelerinde dökmekten çekinmeyen bir kadın portresi oldu. Yeşilçam'ın vefasızlığı karşısında kendini geri çekti. Yazgısının peşinden sürüklenmek yerine o yazgının peşinden gitmeyi yeğledi. Seçtiği yaşamla Yeşilçam'ın yıldızlarını döktü. Hayatını kendi deyişiyle seçerek, yani bilerek ve isteyerek yaşadı. O kadar görünür bir kadındı ki onu yok saymak olanaksızdı. ...1919 yılında Yemen'de dünyaya geldi. Aile bir süre sonra Yemen'den İstanbul'a taşındı ve Cahide Sonku'nun annesi babasından boşandı. Annesiyle birlikte dedesine ait Fatih'teki bir konakta yaşamaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra yaşadıkları konak kül oldu. O ve annesi maddi zorluklar içinde yaşamaya başladı. Oyunculukla henüz küçük yaşta Cumhuriyet Kız Ortaokulu'ndaki bir tiyatro oyununda Peri Kızı rolünü oynayarak tanıştı. Bu oyunda sadece rolünün hakkını vermedi. Bir perinin sihri misali büyülendi sahneden. Devamında Halk Evleri Tiyatrosu, İstanbul Belediye Konservatuarı, ardından da Muhsin Ertuğrul'un keşfiyle Darülbedai'de 1932'de Yediköy'ün Zeynebi isimli oyunla oyunculuğa tam anlamıyla başladı. Henüz 16 yaşında Muhsin Ertuğrul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Söz Bir Allah Bir filmiyle sinemaya da merhaba dedi. Tiyatro sahnesine iyiden iyiye ısınan Cahide Sonku, Tolstoy, Shakespeare ve Çehov gibi yazarların oyunlarında yer aldı. 1936 senesinde kendisi gibi oyuncu Talat Artemel ile evlendi. Bu evlilik Artemel'in Cahide'yi aldatması sonucu 1938'de sona erdi. Artemel için insanlığımı istismar etti dedi. ...1937'de rol aldığı ve ilk köy filmi olarak anılan
Bataklı Dam'ın kızı Aysel'le starlaştı ve neredeyse tüm ülkede tanındı. Marcel adında bir iş insanı ile tanışıp aşık olan Cayde Sonku, o günlerde Müslüman bir kadının Müslüman olmayan birine aşık olması hoş karşılanmadığı için gizli bir beraberlik yaşamak zorunda kaldı. Ancak ilişki duyulduğunda şehir tiyatrosundan atılmakla tehdit edildi. Hatta baskı öylesine ileri gitti ki Beyoğlu Emniyet Müdürü tarafından ilişkisini bitirmesi konusunda uyarıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte ülkede insan haklarına aykırı olan varlık vergisi kanunu yürürlüğe girdi. Hükümet vergilerin %87'sini gayrimüslimlerden tahsil etmeye başladı. Böylece Marcel'in de malına mülküne el konuldu ve Aşkale'deki çalışma kampına gönderildi. Cahide Sonku, Marcel'e yönelik işkencenin son bulması için ondan ayrılmak zorunda kaldı. Bu ilişkinin ardından çapkın bir kadın olarak anılmaya başlayan Cahide, tiyatro ve sinemada da sadece toplum tarafından meşru görülen değil, aykırı kadın karakterlere de can vermesiyle fark yarattı. Yıl 1943'e geldiğinde Tütün Kralı olarak anılan iş insanı İhsan Doruk'la evlendi. Bu sürede şehir tiyatrolarına kısa bir ara verdi. Aynı yıl Doruk'tan boşandı ve sahnelere geri döndü. Erkeklerin egemen olduğu Türkiye sinemasında bir ilke imza attı. Fedakar Ana filmiyle ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. Yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği bu filmden sonra Sonku filmi kurdu. Sinema kitaplarının buğulu sesli, fil dişi tenli, altın tabakalı, zümrüt çakmaklı, düşsel bir kadın dediği Sonku, kendi film şirketini kuran ilk kadın aktrist oldu. Yerli Film Yapanlar Cemiyeti'nin 1948'de düzenlediği yarışmada en başarılı kadın karakter oyuncusu ödülünü aldı. Sonku film, ülkede o zamana dek hiçbir film prodüktörünün imza atamadığı başarılı filmlere imza attı. Bunlardan biri de Zeki Müren'in ilk kez rol aldığı film olan Beklenen Şarkı'ydı. Bu film büyük ün ve başarı getirdi. Cahide Sonku, Talat Ertemel ve Sami Ayanoğlu ile birlikte büyük ses getiren Vatan ve Namık Kemal filmini yönetti. İstanbul'da bir Türk filmi için ilk kez bir gala yapıldı. Galasına katılanlar arasında devrin önemli isimleri Ahmet Hamdi Tanpınar, Esat Mahmut Karakurt, Yusuf Ziya Ortaç, Reşat Nuri Güntekin ve Ahmet Emin Yalman da bulunuyordu. Bu film Yıldız Dergisi'nin 1951 yılındaki yarışmasında en iyi film, Cahide Sonku da en iyi kadın oyuncu seçildi. Cahide Sonku bu dönemde boşandığı İhsan Doruk'la yeniden nikah masasına oturdu ve 1953'te kızı Ender'i dünyaya getirdi. Ancak bu bol ayrılmalı, barışmalı evlilik 1955'te yeniden boşanmayla sonuçlandı. 1957 yılında Sonku film içindeki tüm orijinal filmleriyle birlikte yanıp kül oldu. O günden sonra hayatı tersine bir sürece girdi. Tüm filmler ve servetinin yanması onu derinden etkiledi. Darülbedai'nin tozunu yutmuş, beyaz perdenin yıldızı olmuş Sonku'nun hayatının tersine dönmesiyle birlikte alkole olan bağımlılığı da arttı. Cahide Sonku'nun son rol aldığı film 1977'de Ülkü Erakal'ın tarafından çekilen Yeşilçam Sokağı oldu. İnsanlar Cahide'yi gördükleri vakit acıyarak bakıyordu ve şüphesiz onun en nefret ettiği his de buydu. Ki bunu kendisi Agah Özgüç'e de anlatmıştı. Yeşilçam'ın vefasızlığından bıktım. Burada küçük insanlar arasında mutlu olabiliyorum. Bu hayatı kendim istedim, kendim seçtim. Eğer bir suçlu aranıyorsa o benim. Vah vah diye kimse ağıt yakmasın, kimse alınmasın, kimse Cahide'yi kendine dert etmesin. Cahide Sonku'nun adı silik kalemle yazıldı. Sinema tarihi kaynaklarına baktığımızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sinema tarihinde tüm tarihler gibi erkekler tarafından yazılmıştı. Cahide ise fazlasıyla zararlı bir kadındı. Yaramazdı da. Ayrıca temiz halkımızın kızı deyimlerine uymuyordu.
Kalıplara uymuyor, kendi kalıbını kendi oluşturuyordu. Ülke sinemasının ilk kadın yönetmeni olduğu da yadsındı pek çok kez. Ama her şeye rağmen tiyatrodan kopmadı. Haldun Dorme'nin küçük sahnesinde Cahit Irgat'la birlikte Taşralı Kız piyesinde rol aldı. 1963'te Cahit Irgat'la birlikte Lüleburgaz'da Cahitler Tiyatrosu'nu kurdu. Ancak bu tiyatronun ömrü de uzun olmadı. Muhsin Ertuğrul'un girişimiyle şehir tiyatrosunda Cahide'ye de kadro verildi. Lakin alkol bağımlılığı nedeniyle istikrarlı olamadı. Cahide ayrıca İspanya'da vefat eden İhsan Doruk'un ölmeden önce Cahide'nin kızının velisi ve vasisi olamayacağına dair karar çıkartması nedeniyle de zor günler geçirdi. Bir dönem Muammer Karaca'nın teklifi üzerine onun tiyatrosunda yöneticilik yaptı. Ancak o da uzun soluklu olmadı. Zemberek boşalmıştı bir kere. Cahide Sonku sahne ışıklarının gerisinde kaldı. Uzun zaman oyunculuk yapmadı ve adı da duyulmadı. 1979 yılında Sinema Yazarları Derneği Hizmet Ödülü. Yaşındayken Taksim Bekar Sokak'taki 30 numaralı apartmanda 18 Mart 1981'de yaşamını yitirdi. "Beni öldükten sonra da alkışlasınlar," dedi. Üzerini çizmeye çalışanların çabası beyhude oldu. Hayatı ölümünün ardından müzikallere, kitaplara konu oldu. En büyük dileği gerçekleşti. Öldükten sonra da alkışlandı. Kim bilir, belki hala Darül Bedai'nin sahnesinde çınlayan alkışlar ona da bir saygı duruşudur.